Başsavcımız. Merhabalar. Nasılsınız? Bizim ekri odularda. Hep birlikte maşallah diyelim, diyelim ki. Değerli şahitler, çok kıymetli misafirler, bugün Adil ve İrem kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın nikahlarında bizler resmi, sizler fiili şahitlikle bularak bu kıymetli adımı attık. Allah bir yastık kocasın, ömür boyu sevdikleriyle, aileleriyle, büyükleriyle mutlu yapsın. Sağlıklı, huzurlu bir aileyle beraber, kıymetli evlatlarıyla beraber toplumumuza omuz katan bir aile olsun. Değerli misafirler, bu akşam bir nikah için buradayız. Bizim kültürümüzde nikahlar sadece bir düğün, tören değildir. Bir ibadettir. Ahlakımızın, kadim medeniyetimizin bir karşılığıdır. Bugün aynı zamanda bir ibadet için buradayız. Ülkemizin birliğine, ümmetimizin yürüyüşüne omuz katacak yeni bir taşın, o duvardaki parçanın inşaatı için buradayız. Biz damadımızın babası Adil Bey'le beraber uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptık. Bugün onun evladına nikahında olmaktan büyük onur duyuyorum. Kızımız Dursun Beyli, hemşehrimiz, bölgemizin insanı. Biz toplumumuzdaki iyi insanların, ahlaklı güzel insanların, vatanla millete bağlı insanların evliliğine hasreten önem veriyoruz. Bakınız, şahitlerimizin büyük çoğunluğu devletin valisi, vekili. Büyük bir mesai harcıyoruz. Mesaimizin temelinde yeni nesillere güçlü bir ülke bırakmak, yeni ailelere güçlü bir devlet bırakmak. Bütün çabamız bu, gayretimiz bu. Uykusuz kalarak, zorlu yolları beraber aşarak bir emek veriyorsak, en büyük mutluluğumuz da bu tarz ailelerin oluşmasına şahitlik yapmak. O yüzden bugün mutluyuz, gururluyuz. Değerli arkadaşlar, Peygamberimizin bir hadis-i şerif var. Der ki, bir koca hanımına sevgiyle bakarsa, bir hanım, kadın, kocasına sevgiyle bakarsa, Rableri de onların ikisine sevgiyle, rahmetle bakar der. İşin esası bu. Ümit ederim, küçük sorunları büyütmezsiniz. Ümit ederim, ufak tefek konjonktürel meseleleri ailenin merkeze koymazsınız. İşin esası, iki farklı insan bir araya geliyor. Farklı düşünülür, farklı anlaşılır. Ama iletişim varsa, karşılıklı konuşmak varsa, her şey aşılır diye düşünüyorum. Eğitimli insanlarsınız. Aileleriniz, tanıdığımız bilimli insanlar. O yüzden sakın ha rüzgara kapılarak küçük sorunları büyüten değil, sorunları aşan bir iradeyle adım atın. Yoksa her kurumun ailenin de rüzgarı var, yazı var, kışı var. Rampası var, düz yolu var. Her gün bir olmaz. Ama birimiz kızdığında diğerimiz alttan alıyorsa, birimiz yan baktığında diğerimiz tebessüm edebiliyorsa çok mutlu bir ailenin devamını sağlayacaksınız. Ben tekrar bu akşam bizleri yalnız bırakmayan İrem ve Adil'in sevenlerine teşekkür ediyorum. Şahitlerimize teşekkür ediyorum. Ve uygun görürseniz de bu emaneti genel başkan yardımcımız hanımefendiye takdim ederek ben size takdim ediyorum. Buyurun.